Değerli Nesin Ekomu'ya herkese merhaba. Günün kazanılması muhtemel 4 maçıyla tekrar karşınızdayız. Fransa 2. Ligi ile başlayalım. 153 kollu Dijon Bourg maçıyla. Burada Dijon'un iyi bir sezon geçirdiği ortada. Hatta beklentilerin de üzerinde bir sezon geçirdi Dijon. Nancy'nin ardından ligde 2. sırada bulunuyor. Özellikle iç saha maçlarında formda olduklarını söylemek mümkün. En yakını Clermont'un 4 puan önünde bulunuyor Dijon. 2 haftadır da beraberlik alıyor. Bu Bourg karşılaşması onlar için geri dönüş fırsatı olabilir. Bourg'un bu sezonki performansından açıkçası kimsenin memnun olmadığı bir gerçek. Ligin yeni takımlarından biri. Rakibine kafa tutabilmesi zor. Bence Dijon 1.65'lik oranıyla kuponlara alınabilir. İkinci maçım 101 koplu Nice-Angers mücadelesi. Özellikle Nice açısından çok kritik bir karşılaşma. Çünkü iyi bir sezon geçirmesine rağmen ve bunun karşılığını almak istiyor Nice. Ve bu karşılaşmayı galibiyetle tamamlarsa Angers ile arasındaki puan farkını 1'e indirecek ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilme adına da ciddi bir avantaj sağlamış olacak. Nice açısından böyle bir durum var. Yani Nice'in bir anlamda riske girmesi, galibiyetle bu karşılaşmayı galibiyetle tamamlaması gereken bir mücadele olacak. Nice'in maç içinde risk alacağını düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda bu karşılaşmada bir gol çıkarsa bence 2.5 üstünü rahat bulabilir bu karşılaşma. 2.15 gibi çok yüksek bir oranı var bu mücadelenin. Ben Nice-Angers karşılaşması için, 101 kodlu mücadele için 2.15 oranıyla 2.5 üstünü öneriyorum. 160 kodlu Twente-Herakles mücadelesi. Twente eski gücünden uzak, daha bu sezon özellikle çok kırılgan bir takım görüntüsünde. Cambuur'dan sonra da ligin en fazla gol yiyen ikinci takımı durumunda Twente. Yani doğru söylemek gerekirse 90 dakikayı gol yemeden tamamlaması Twente açısından oldukça zor gözüküyor. Oranı burada 1.40'lık 2.5 üstü oranı var. Eğer oranı yetersiz buluyorsanız 3.5 üstü de bir alternatif olabilir. Ama dediğim gibi benim güvendiğim tercih 2.5 üstü olacak 1.40'lık oranıyla. Ve son karşılaşma 170 kodlu Genk-Zultavergen mücadelesi. Belçika'da tabii bildiğiniz gibi durumlar biraz farklı. Şampiyonluk grubu şeklinde bir grup oluşuyor. Tabii Belçika'da bu şampiyonluk grubunun içinde olmak isteyen takımların başına da Genk geliyor. Bu karşılaşma onlar adına önemli bir fırsat. Enes Ünal bildiğiniz gibi forma giyiyor Genk'te. Fakat son mücadelede Charleroi maçında, ki yenilgiyle ayrılmıştı Genk buradan, forma giymedi. 90 dakika boyunca gol süre almadı Enes Ünal. Fakat bu karşılaşmada gole dönük oynaması gereken Genk, Enes'i kullanabilir oyun içinde. Yani Genk'in aslında yüksek bir potansiyeli var. Ben iç sahada oynadığı maçları beğeniyorum Genk'in. Zultavergen maçında kazanacaklarını düşünüyorum. 1.60 oranıyla Genk galibiyeti de kuponlara alınabilir. Evet, bugün sizler için 4 maç belirledik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.